Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yuhyi ne demektir? Gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen Yuhyi, bir u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Yani hayatı veren odur. Hangi hayatı? İnsan hayatı, hayvan hayatı, bitki hayatı, dünya hayatı. Yani kainattaki bütün hayatları lütfeden O'dur. İki, hayatı devam ettiren de O'dur. Çünkü eğer Allahu Teala bir hayatı verse, devam ettirmese, verdiği an vardır, bir an sonra yoktur, yok olur. Öyleyse Allahu Teala'nın hayatı vermesi yetmiyor, o hayatı da devam ettirmesi, lütfen ikram etmesi gerekiyor. Madem ki Allah o hayatı devam ettiriyor, demek ki hayatı veren de, hayatı devam ettiren de odur. Üçüncüsü, hayatın devamı için gerekli levazımatı yaratıp bizlerin hizmetine sunan da odur. Şimdi bir ağacı ele alalım. Bu ağacın hayatını veren Allah'tır. Ama ağaç hemen kurumuyor. Bak devam ediyor hayatı. Demek ki kesintisiz bir nehrin suyun akması, kesintisiz suyun akması da söz konusudur. Su aktı, arkadan gelmezse dere kurur. Demek ki o ağaç hayatı kesintisiz olarak rahmet hazinesinden hay isminin sonsuz rahmet hazinesinden akmazsa o zaman o ağaç kuruyacaktır. Madem ki ağacın hayatı devam ediyor, öyleyse ağacın hayatını devam ettiren de odur. Ama ağacın hayatını devam etmek için gerekli şartlar var. Dünyanın olması, toprağın olması, havanın olması, güneşin olması, mevsimlerin olması vesaire. Galaksilerin olması, Öyleyse ağacın hayatı için gerekli levazımatı tedarik eden de yine Allah'tır aman ya Rabbi. Onun için yuhyi Allah'ı böyle bilmek gerekiyor. O yuhyidir. Hayatı hem verir hem devam ettirir rızıkla. Rızkı veren de odur. Hem de o hayatın devamı için gerekli her şeyi hazır eden, yaratan, var eden de odur. E şimdi insan kendi hayatına şöyle bir baksın. Benim hayatım anne rahminde ruh olarak üflendiği hayat başladı. Oradan bugüne kadar kaç yaşındaysak, hangi durumdaysak hayatımızı devam ettiren kim? Allah'tır. Hayatımızın devamı için bize rızıkları yaratan da Allah. O rızıklar hayatımızı devam ettirmiyor. Rızık ile Allah hayatımızı devam ettiriyor ama rızkı veren de Hayatımızı devam ettiren de Allah'tır. Ayrıca hayatımızın devamı rızıkları almaya yetmiyor sadece, bir de daha başka şartların da olması gerekiyor. Mesela 70 trilyon hücremin sağlıklı olması gerekiyor. Bakın kalbimin çalışması gerekiyor. Havanın akciğerlerimde vazifesini icra etmesi gerekiyor. Damarlarında kanların dolaşması gerekiyor. Ruhumun her bir hücrenin yanında hazır olması gerekiyor. E bunları tedarik eden, bunlar yaratan kim? Çıkalım dış dünyaya. Ruhumun bedenimde kalıp bedenimi terk etmemesini sağlayan da Allah, bedenimde onun hayatını devam ettiren de Allah. İşte hem bedenimi hem ruhumu hem de kainattaki bütün levazımatı, gerekleri yani olması gerekenleri işte mesela benim için hava lazım, su lazım, toprak lazım, ne bileyim Kainattaki bütün nimetler lazım. Öyleyse maddi ve manevi bütün nimetleri devam ettiren de odur. Özetlemek gerekirse. Kainattaki bütün hayatlar lütfeden Allah'tır. Ama hayatlar kendi kendilerine olmadığı gibi kendi kendilerine devam etmiyorlar. Öyleyse o varlıkların, hayatların devam ettiren de Allah'tır. Kesintisiz olarak hay ismini tecelli ettirmek suretiyle. Bir de o hayatların devamı için gerekli ne lazımsa hepsini o hayatın emrine amade edip önüne seren, hizmetkar eden de Allah'tır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sık sık ey insanlar güneşi, ayı, yıldızları size hizmetkar kılan Allah'tır. Sizi yaratan O'dur. Sizin hayatını devam ettiren O'dur. Sizi yeryüzünü size hizmetkar kılan O'dur. Hayvanları sizin hizmetinize sunan O'dur diyerek mükerrer defalar Allah'ın sanatı olduğunu, Allah'ın yarattığını ve her işin dizgini onun elinde olduğu. Dolayısıyla bütün hayat sahiplerinin, hayatlarının varlığının, hayatlarının devamının ve hayatlarının devamı için gerekli şeylerin de Allah'a ait olduğunu Allah bize sık sık hatırlatıyor. Unutmayalım, farkına varalım. Hep teşekkürümüzü Allah yapalım. Hayatımızın her güzelliğini, hayatımızın her alanını, hayatımızın her anını onun izni dairesinde harcayalım ve bu nimetlerin sürekli farkında varalım diye Allah Kur'an'ında, Peygamberimiz Aleyhisselam'da hadislerinde sürekli bunlara dikkat çekiyor ve bize ders veriyor. Allah hayatımızı Allah'ın hay isminin tecellisi, devamı hay isminin tecellisiyle, devamını sağlayan varlıkların varlığı da yine hay isminin tecellisiyle olduğunu fark etmeyi ve Allah'ın hay isminin kainataki tecellisi olduğumuzun farkına varmayı da nasip eylesin.